sefer kapı açıktır. Vali iken de, kaymakam iken de. Çünkü vatandaş, biz vatandaşın hizmetkarıyız. Vatandaşın patronu falan değiliz. Çünkü ben yıllardır patron devleti değil, hizmetkar devleti savundum. Yani devlet hizmet örgütüdür. Ha, onun adamları da hizmetten sorumludur. Yani bu anlayışı meslek yaşamıma her kademesinde uygulamaya çalıştım. Süper vali, efsane vali, sıra dışı vali. Türkiye'de vali dendiğinde akla gelen ilk isimdi merhum Recep Yazıcıoğlu. Türkiye onu sisteme, bürokrasiye, klasik devlet anlayışına karşı koyan, sözünü esirgemeyen biri olarak tanıdı. Bugün Ankara, tayin ve terfi dışında politika belirleyecek zamanı bulamamanın sıkıntısını yaşamaktadır. Bugün böyledir, dün de böyleydi. Eğer böyle devam edersek yarın da böyle olacak. Bu işin sonu yok. Ankara'ya giden heyetler defter dürmeye ve defter açmaya gitmektedir. Çoğu kişi yaşadığı şehrin valisinin ismini bilmezken onu tanımayan yoktu neredeyse. Çünkü o hep halkın içinde, halkla birlikteydi. Bazen dağ başında, bazen valilik makamında, bazen azgın Fırat sularında. Takım elbisesiyle gezdiği pek görülmezdi. Rahat, doğal kıyafetleri tercih ederdi çoğu zaman. Devlet adamlığını resmiyetten farklı şeyler barındırdığı mesajını verirdi. Recep Yazıcıoğlu bürokrasiye ilk adımını attığında daha 20 yaşındaydı. Kaymakam vekili olan Yazıcıoğlu'nun ilk görev yeri Aydın'dı. 6 ayda neredeyse ildeki tüm kurumlarda görev aldı. Bunun günahını tek tek aydınlılar olarak nasıl vereceksiniz? Kaymakam vekilliğinde tecrübesi artınca Ankara'ya kaymakamlık kursuna çağrılır. Başarıyla tamamladığı kurstan sonra nihayet kaymakamdır Recep Yazıcıoğlu. İlk kaymakamlık deneyimini Rize Kalkandere'de edinir. Ancak daha ilk kaymakamlığında politikacılarla çatışma yaşar ve tayini çıkarılır. Tayinin çıktığını öğrenip eve geldiğinde ise neden gönderildiğini şöyle anlatır eşine. Hanım, hiçbir zaman el ete köpmedik. Başımız dik, alnımız ak görev yaptık. Mükafat olarak Adana Bahçe'ye sürdüler. Yavaş yavaş politikacılarla kavgası ilden ile sürükledi onu. Sırasıyla Ağrı Hamur, Çanakkale Ayvacık, Hatay Kırıkan, Çorum Alaca ve Bolu Akçakoca'da kaymakamlık yaptı. Her gittiği yerde kendisine has değişimi yaşattı. Değişim aslında Yazıcıoğlu için sıradan olanı yapmak, sıra dışı bürokrasiyi reddetmekti. Makamının kapılarının ardına kadar açık olması da bu yüzdendi. Alaca kaymakamı iken makam odasına kapıyı vurmadan girin şeklinde bir yazı asmıştı. Görenler ilk başlarda kapının boyalı olduğunu ve bu yüzden böyle bir yazı asıldığını sandı. Yazı kapıda uzun süre kalınca anlaşılır Yazıcıoğlu'nun niyeti. Ben Alaca'dayken Ekrem Orhan Belediye Başkanı Rize'de kapıya yazmıştı vurmadan giriniz diye. Onu yazmıştım ben Alaca'daki kaymakamlık kapısına, yani çat kapı içeri giriniz anlamındadır. Kaymakam Yazıcıoğlu'nun görev yaptığı her ilçede yaptığı hizmetler Ankara'nın dikkatini çeker. Dönemin başbakanı Turgut Özal'ın direktifiyle valiler kararnamesine alınır Yazıcıoğlu. Ancak dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren, yaşı küçük diyerek itiraz eder bu duruma. Recep Yazıcıoğlu'nun vali olması kararı köşkle krize neden olur. Aradaki buzlar ancak 6 ay sonra erir. Sonunda 36 yaşındaki Recep Yazıcıoğlu, Türkiye'nin en genç valisi olarak Tokat'a tayin edilir. Yazıcıoğlu Tokat'ta görev yaptığı 5 yılda devlet millet el ele sloganıyla okulsuz köy bırakmaz. Yaptığı her okulda bir vali gibi değil, şantiye şefi gibi çalışır. Burada 10 kişi, 10-20 kişi 2 milyon lira parayı nasıl verdiniz ya? Helal olsun size kardeşim ya. Yani bunu nasıl ifade ederim yani, bu gayretinizi, bu çalışmanızı? Yani Allah razı olsun demekten başka elden ne gelir ya? Ben böyle helal olsun size. Demek ki bu köyler okumanın kıymetini bilen insanlar. Yoksa siz kıymetini bilmeseydiniz 2 milyon lira para verir miydiniz buna ya? Karakola pembe kol demesi, kola yerine süt için kampanyası, kepek ekmeğini önermesi onu dikkat çeken isim yapar. Yaptıkları devlet planlama teşkilatına model, üniversitelere ise doktora tezi olur. Tokat'ta kısa sürede yaptığı hizmetler yılın bürokratı unvanını kazanmasını sağlar. Evinin baş köşesini süsleyen bu ödülün altında verilme nedeni olarak şöyle yazar. Türkiye'nin en genç valisi olmasına karşın Tokat'ta döneminde yapılan ilkokul ve sağlık ocağı sayısının Cumhuriyet döneminden fazla olması.
Tokat'ta uygulamaya koyduğu eğitim ve sağlık seferberliğini ikinci tayin yeri Aydın'da da sürdürdü süper vali. Aydın halkı alışık değildi böylesi bir valiye. Yaptırmaya alışık oldukları istekleri, tayin talepleri ters tepince soluğu Ankara'da alır çoğu. Yeni başkan Mesut Yılmaz da buna tepkisiz kalmaz. İzmir veya İstanbul valisi olacağı kulaktan kulağa yayıldığı günlerde Erzincan'a gönderilir Yazıcıoğlu. Sözde sürgüne göndermişlerdi. Ancak o sürgün yerinde efsane olmayı başaran bir vali olarak anılacaktı. Erzincan'a gider gitmez ilçeleri ve köyleri teker teker gezer, ihtiyaçları belirler. Fakat umulmadık bir olay olur. 13 Mart 1992'de meydana gelen deprem tüm planları alt üst eder. Yıkık dökük binalar ve cesetler kahreder valiyi. Hep içinde olduğu halkla birlikte koyar elini taşın altına. Erzincan'ı 8 ayda ayağa kaldırır. Henüz atandığı bu şehirdeki ilk sınavını da alnının akıyla verir. Çimentosunda, demir hesabında, statiğinde yetersizlikler var. Yani başkan nasıl izah edebilirsiniz bunu? Tuzla buz olan bina var, ayakta duran bir bina var. Erzincan'da gerçekleştirmek istediği iki büyük hayali vardı valinin. Birisi Kemaliye ilçesini İç Anadolu'ya bağlayan, Ankara ile arasındaki mesafeyi 220 kilometre kısaltan taş yol. Diğeri ise Erzincan'da 30 yıldır yapımı gerçekleştirilemeyen köprü. Köprünün olmaması 23 köyün bağlantısının kopmasına, buralarda terör olaylarının artmasına yol açmıştı. Ve göl kenarında doğum yaparak ölenler, hastaneye yetişemeyip hayatını kaybedenler. Bu nedenle köprü hem Erzincan'ın hem de valinin hayatının projesi anlamına geliyordu. Devlet köprünün yapımı için bir yıl önce 1 trilyon maliyet çıkarır valiye. Özel idare, merkezden gelenler, yöre halkından toplanan para derken 300 milyara mal olur köprü. Vali Yazıcıoğlu, Erzincan için hayal ettiği çoğu projeyi hayata geçirir. Daha çok iş yapmaya, daha çok proje üretmeye çalışır. O dönemler emniyet müdürlerinin vali olarak atanması biraz kızdırır Vali Yazıcıoğlu'nu. Polisten vali olmaz diyerek tepkisini gösterir Ankara'ya. Ancak sert çıkışları Ankara'yı yine rahatsız eder. Ve terfi etmesi beklenirken 9 yıl görev yaptığı Erzincan'dan merkez valiliğine alınır. Söylemi yapacak irade ve eylem yok. Şimdi kolay değil mi? 4 ay kaldığım yerden bile zor ayrılır. Yani 9 yıl kaldığımız yerden zor ayrılmamız tabii çok zor. Yılının Eylül ayına gelindiğinde ise acı bir olay yaşandı. Bir süredir yaşadığı sağlık sorunundan dolayı Ankara'ya gidip muayene olmaya niyetlenir. Kişisel işleri için makam arabası kullanmaz hiçbir zaman. Bu işinde de öyle yapar. Özel arabasını hazırlatır yanındakilere. Ziraat Odası Başkanı Haldun Tellioğlu Ankara'ya birlikte gitmeyi teklif eder. Tellioğlu'nun çaycısının kullandığı araç Ankara'ya yakın bir yerde aşırı hızdan dolayı takla atar. Tellioğlu olay yerinde hayatını kaybeder. Yazıcıoğlu ise kaldırıldığı İbn Sina Hastanesi'nde 5 gün yoğun bakımda kalır. Ama maalesef 8 Eylül 2003'te dünyaya ve sevdiklerine veda eder 55 yıllık yorgun bedeni. Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili şüpheler hiç bitmedi. Suikasta kurban gittiği her dönem konuşuldu. Ancak kazanın suikast olup olmadığı aydınlatılamadı.